Kovancılar Septi Yatılı Kız Kur'an kursunda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet ve taç takma töreni düzenlendi. Kovancılar Müftülüğü, Septi Yatılı Kız Kur'an kursunda hafızlığı tamamlayan öğrenciler için icazet ve taç takma töreni yapıldı. Kur'an kursu bahçesinde düzenlenen programda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere icazetleri takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kovancılar İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek kendilerine bu süreçte destek olan paydaşlara teşekkür etti. Biz bugün ilçe müftülüğü olarak 4 tane öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Ne kadar hamd etsek o kadar azdır. Ben öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, bütün hocalarımıza, sonrasında bizlere her türlü desteğini sağlayan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, her daim yanımızda olan il müftümüze, beraber uyum içerisinde çalıştığımız mesai arkadaşlarıma, buradaki kurs yöneticilerine, kurs hocalarıma, hepsine ben teşekkür ediyorum. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve öğretmenin önemine dair bilgiler verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenen yavrularımız var, gençlerimiz var. Kur'an-ı Kerim'i öğreten anne babalar, veliler var. Kur'an-ı Kerim öğretilsin diye gayret sarf eden hayır sahipleri var. Bütün bunların oluşmasından dolayı büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk duyan kardeşlerimiz var. Onun için bu topluluktan daha değerli bir topluluk hiçbir yerde hiçbir zaman yoktur. Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, dini ilimlerin öğretildiği kurumların daima destekçisi olacaklarını söyleyerek, Kovancılar'da da yakın zamanda bir medrese inşa edilmesi için çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti. Bana göre bu tür yerlerin korunması, çoğaltılması ve desteklenmesi gerekiyor. Allah'ın izniyle biz her zaman bu hocalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Değerli ailelerimize ve kardeşlerimize bir müjde de vermek isterim. En kısa zamanda inşallah Kaymakam Bey'imizin de büyük bir desteği ve girişimiyle Seyda'mıza hastane civarında bir arsa tahsis edip oraya da şehrimize yakışacak büyük bir medrese kurmayı ve bir an önce orayı da faaliyete geçirip daha çok gençlerimizin, çocuklarımızın dini eğitimlerini alt grup, alt yaşlardan alıp ileriye yönelik daha dinini bilen, dinini yaşayan, eğitimini tamamlamış gençlere, çocuklara sahip olmak için böyle bir arzu ve istek içerisindeyiz. Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, gençlerin ailelerinin öncülüğünde ilmi, fikri ve dini noktada kendilerini geliştirerek ülkeleri için yararlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine değindi. Bir çocuğun akil bali olduğu andan itibaren devam edecek eğitim hayatında 3 noktada kendini geliştirmesi ve bunun başlangıcını anne babasının eliyle yapması, kendi aklı başına geldiği noktadan sonra da devam ettirmesi önem arz ediyor. İlmi, fikri ve dini noktada gençlerimizin kendilerini geliştirmesi lazım. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş bu kardeşlerimiz, az önce Müftü hocamızın da bahsettiği gibi bundan sonraki aşamada manasını idrak edecekler. O idraktan sonraki süreçte diğer ilimlerle birleştirip topluma, milletimize, devletimize birçok alanda hizmet verecek ve fikir üretecek pozisyona gelecekler. Şimdi yaş itibarıyla belli bir dönemdeler. Anne babalarının özellikle bu konuda kendilerini yetiştirmesi ve eğitim hayatlarına bütün unsurlarıyla beraber devam etmelerini sağlamaları önem arz ediyor.